salgının başından beri tabii çeşitli dalgalarda farklı toplumda bilinç düzeyleri ve davranış modelleri görüyoruz. Öncesinde Delta varyantı ile ilgili yapılan gerek bilimsel yayınlar, gerekse topluma yönelik verilen mesajlarda hastalığın çok ağır geçtiği şiddetle vurgulandı ve bu toplum tarafından da kabul gördü. Gerçekten Delta varyantı sırasında kişilerin gerek korunmaya karşı verdikleri önem, gerekse de aşılanmaya verdikleri önem çok daha yüksek düzeylerdeydi. Fakat salgının uzaması, bunun getirdiği bir takım problemler, bıkkınlıklar ve omikronla ilgili de daha hafif geçeceği yöndeki söylentiler Delta varyantından sonra toplumda farklı bir davranış modeline yol açtı. Bu da hastalığın daha hafif şeklinde geçirilebileceği bir yanlış kanı oluştu. Dolayısıyla bu noktadan sonra Delta'ya karşı gösterilen hassasiyetin omikronda olmadığını, aşılama programlarında ciddi problemler olduğu, kişilerin eskisi kadar korunmaya ve aşılanmaya önem vermediğini ama bunun sonrasında da yine hasta sayılarının özellikle yoğun bakımlarda azalmadığını görüyoruz. Şimdi biz kendi hasta profilimize baktığımızda yoğun bakımlarda ne yazık hastaların %95'inin aşılama programlarının zafiyete uğramış, bir şekilde herhangi bir sebeple aşılama programlarının tamamlamamış kişiler olduğunu görüyoruz. Eğer aşılama programını tamamlamayan bir de yandaş hastalığı olan, kronik rahatsızlığı olan bir kişi, yani örneğin kalp yetmezliği, örneğin böbrek yetmezliği, örneğin herhangi bir kanser hastası, bu hastalarda hangi varyant olursa olsun zaten hastalık mutlaka ortaya çıkıyor. Eksik aşıların tabii daha çok gençlerde olduğunu görüyoruz ama onlarda hastalığın yaşlılara göre ve yandaş hastalığı olanlara göre daha az kişiyi etkilemesi sonucunda servislerde ve yoğun bakımlarda daha çok yaşlı ve mutlaka kronik bir hastalığı olan kişilerde daha fazla bir hospitalizasyon ve daha fazla tedaviye maruz kalma şeklinde görüyoruz. Omikron'un daha zayıf ya da daha hafif bir hastalık oluşturması şeklindeki düşünce şu an toplumda ne yazık ki negatif bir tablo oluşmasına neden oluyor. Artan vakalar da Sağlık Müdürlüğü'nün belirlediği COVID hastanelerine sevk edilebiliyor. Sistemde şu an çok aşırı bir sıkıntı bulunmuyor. Hastalar hala yer bulabiliyoruz. Ama bunun önü alınamazsa, bu duyarlılık düzeyi yeniden Delta'da olduğu gibi artırılamazsa ve aşı programlarının tam olarak uygulanabilirliği konusunda yeterli çözüm bulamazsak yeniden sıkıntılı günler başlayabilir önümüzdeki günlerde.